Ekranlarınıza eğlence ve neşe getiren program Magazin Karnavalı'ndan herkese merhaba. Bu hafta da magazin dünyasının altını üstüne getirdik. Kim, nerede, ne yapmış sizler için mercek altına aldık. Gelin hep birlikte bu hafta Magazin Karnavalı'nda neler var görelim. Didem Soy'dan Instagram hesabından paylaştığı çarpıcı fotoğrafları ile ilgili hangi açıklamalarda bulundu? Irmak Ünal çocuklarını nasıl yetiştiriyor? Aslıhan Günel tatil için bakın nereyi tercih etti? Soner Sarıkabadayı 2017'nin erkek pop yıldızı olarak Genco Ecer'i işaret etti. Fit görünümüyle genç kızların yeni gözdesi Genco Ecer'le keyifli sohbetimiz. Usta yorumcu Zara ve Özhan Eren 35. Bestekarlık Yılı Hatırası albümünde buluştu. Zara Magazin Karnavalı'na içini döktü. Tülin Şahin Mehmet Özer'le boşanmalarının nedenini ilk kez açıkladı. Avrupa Birliği bakanlarımızdan baş müzakereci Sayın Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış'la keyifli sohbetimiz. Cemiyet hayatının önde gelen hanımlarından Beyhan Bağış'la moda üzerine. Deniz Seki'den tahliye sonrası ilk açıklama. Deniz Seki'nin son 24 saati nasıl geçti? Ünlü isimler bu hafta sosyal medya hesaplarında neler paylaştı? Ünlü simaların sosyal medya hesaplarını sizler için mercek altına aldık. Hepsi az sonra Magazin Karnavalı'nda. Ünlü güzeller Didem Soy'dan Irmak Ünal ve Aslan Günel bir markanın Yaza Merhaba partisinde bir araya geldi. Tabii bu kadar güzel bir araya gelince konu bakım ve güzelliği işaret etti. When I can't find home, cause the stars won't glow, you're the light that guides my way, I'm empty. Gerçekten kullandığım bir markanın bir yaz etkinliğinde bulunmak gerçekten çok zevkli. İyi ki var. Her şeyi kolaylaştırıyor ve güzelleştiriyor. Bugün birlikte Jilet Venüs'te Yaza Merhaba dedik. Pürüzsüz gerçekleri öğrendik. Siz neler yapıyorsunuz Irmak Hanım? Hemen onu soralım. Vallahi ben çocuklarımın peşinde koşuyorum daha çok. Çok yoğun bir programları var. Neredeyse ajanda tutacağım onları. Sene sonu olduğu için hepsinin işte resitalleri, bale gösterileri, dans gösterileri, folklor falan. Onlarla uğraşıyorum. Onun dışında kardeşimin projesinde onunla beraber çalışacağız. O böyle bir ısınma turu olacak benim için. Sonra tatil var. Çocuklarımla tatil önceliğim. Çok yoruldular bütün kış. Çok sıkıldılar. Biraz güneş, biraz deniz istiyorlar. O yüzden şimdilik bunlar. Ama Eylül'de de güzel projeler bekliyorum açıkçası. Yağmur Hanım'ın yeni bir sinema projesi mi? Hayır, dizi başlıyor. Ya bir yaz dizisi başlıyor. Yapımcılığını üstleniyor kardeşim. Çok da güzel olacak. Harika bir cast oldu. Ben de şöyle bir dolaşacağım. Fırsat buldukça. Hitchcock gibi. Kısa film yarışmasında Cihan Ünal'la beraber siz de yer aldınız. Projemiz Kristal Kamera Kısa Film Yarışması, üniversiteler arası Kristal Kamera Kısa Film Yarışması ikinci ayağını hazırlıyoruz. Birincisi çok başarılıydı, çok güzel filmler geldi, çok ilgi vardı. O yüzden ikincisinde de yine babam da ben de bütün sinemaya gönül vermiş gençlere destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sene Naz Elmas katıldı aramıza. Nebahat Hanım yine var, Nebahat Çehre. Selçuk Yöntem katıldı jüriye. Heyecanlıyız. Severek içinde bulunduğum bir proje. Yaz için planlar neler? Tatili? Bodrum, Bodrum. Ben Bodrumcuyum. Bunu da alacağım yanıma ve Bodrum'a gideceğim. Bu benimki bu arada. Gerçekten bu benimki. Bunu da çantama atıp bir buçuk ay falan yokum ortada. Çok güzel. Peki yaz tatilinde Cihan Bey de Kıbrıs'ı mı tercih ediyor? Kıbrıs'a da gidiyoruz. Benim zaten ikinci evim Kıbrıs. Çok seviyorum Kıbrıs'ı. Babamı da ziyaret planlarımızın arasında. Çocuklar o evi çok seviyorlar. Babamla vakit geçirmeyi de çok seviyorlar. Onların en enteresan dedesi çünkü. Devamlı şarkılar söyleyen evde. Onları oyunculuğa yönlendiren bir dede. Dede de demiyoruz, pardon. Evet. Cihan. Cihan. Bir Cihan, evet. O yüzden Kıbrıs çok güzel geçiyor. Peki ileride oyunculuk yapmak isterlerse? Ne isterlerse yapabilirler. Ben kova burcuyum, özgürlüğe inanıyorum. Mesela benim 6 yaşındaki kızım şu anda pesketeryan. Yani sadece deniz mahsulleri yiyor, eti
hayvanları yemeyi, balık hariç, bıraktı. 4 yaşında bıraktı. Ben buna saygı duyarak kabul ettim. Birçok insan mesela beni biraz yargıladı çok erken diye. Ama ben özgürlüğe inanıyorum. Onlara sadece fikirlerimi ve tecrübelerimi veriyorum. Gerisi onların tercihi. O yüzden itfaiyeci de olmak isteyebilir, oyuncu da olmak isteyebilir, dansçı da olmak isteyebilir. Hepsinin yanında olmaya çalışacağım olabildiğim kadar. Çok teşekkür ederiz bu keyifli vaktimizi ayırdığınız için. Teşekkür ederiz. Güzel bir etkinlikti. Çok güzel insanlarla bir araya geldik. Mekan da çok güzeldi zaten. Hem böyle yaza başlangıç olarak birkaç tüy öğrenmiş olduk. Doktor da danışanımız vardı. Bize bazı bilgiler verdi. Onun dışında keyifli, güzel bir gün geçirdik. Hem de yaza merhaba demiş olduk. Hala hava kapalı olsa da umarım artık güneş yüzünü gösterir bundan sonra. Güzeldi. Benim için de bir mola olmuş oldu. Çünkü film çekimlerim başladı işte. Arada böyle bir geldim. Yarın tekrar sete dönüyorum. Devam edeceğim. Kenan Ece var. Ben varım ve Bülent Çolak var. Allah kısmet ederse de işte sonbaharda vizyonda olacağız inşallah. Bu sefer güldürmeye geliyoruz. En son dram yapmıştım. Bir dizi şeyimiz vardı. Dram yapmıştık. Şimdi komediyle geliyoruz. Zaten benim hep öyledir. Bir komedi, bir dram. Bir komedi, bir dram. Bakalım şimdi dramda sıra bundan sonra. Çok güzel. Peki dizi projesi var mı yakın zamanda? Görüştüklerimiz var. Yaza pek sanmıyorum ama önümüzdeki sezon için düşünüyoruz. Yine tabii ki içime sinerse hani okeyleyeceğim işler olur diye ümit ediyorum. Bakalım yani önümüzdeki sezona düşünüyoruz dizi. Peki siz bakım yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Ben çok hassas bir cilde sahibim maalesef. Yani o yüzden hiçbir kolay kolay hiçbir ürünü kullanamıyorum. Yıllarca doktorumun verdiği işte dermokozmetik ürünleri kullandım. Hala da aslında öyle. Yine hani göz makyajı, dudak makyajında kozmetik olan şeyleri kullanabiliyorum. Ama ciltle ilgili her şeyde dermokozmetik kullanıyorum. Set dışarısında çok fazla yüzüme bir şey sürmemeye çalışıyorum. Özellikle evde çok dinlendirmeye çalışıyorum. Son olarak da işte yaklaşık son 1-2 yıldır falan doktorum Ufuk Askeroğlu ile birlikte çok güzel bir cilt diyeti yaptık. Bunda da işte PRP, Emerge, belli aralıklarla güzel düzenli maskeler yaptık. Çok memnunum şu an. Gayet iyi gidiyor. İyi bakıyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Yaz için planlar var mı? Onu da söyle. Şimdi işte çalışıyorum. Bir Ramazan süresinde çalışacağım. Ramazan sonrası yine bir tatil düşünüyorum. Zaten tatile gitmiştim. Yine bir ufak bakalım. Aslında Küba istiyorum bu yıl ama inşallah yani bilmiyorum bakalım. İşlere göre ayarlıyoruz biz. Niye Küba? Küba'nın o şey kadınlar o kafalarına bağlıyor ya şu kocaman. Benim aslan kafalarına çok benziyor. Aslan kafası diye bir şey yapıyorum. Ben böyle sürekli bir şeyleri bağlıyorum bu kadar bir yüksek. Küba'daki kadınların çok benziyor o şeyler. Onlarla öyle gidip orada zaman geçirmek istiyorum. Çok merak ediyorum. Evlilik hayatı nasıl gidiyor? Güzel gidiyor çok şükür. Gerçekten birbirini yürekten seven ve gerçekten bir ömür paylaşabilecek olan tüm insanlara da tavsiye ediyorum. Evlilik çok güzel bir şey. Ne kadar oldu evleneli? 9 Haziran'da 4 yıl olacak. Yaklaşıyor yıl dönümümüz. Maşallah. Peki çocuk falan? Çocuk düşünüyoruz ama bakalım işte inşallah önümüzdeki zamanlarda. Artık düşünüyoruz. Çok güzel bir havada buluştuk evet, bugün. Evet. Yaz bir gün sürdü ama olsun diye. Yurt dışındaki modellerle de burada da orada da çalışan birisi olarak en çok gördüğüm markalardan biri bizim backstage'lerde. O yüzden hani birçok insan belki bağlantı kuramayabilir ama benim işim de modellerin en çok kullandığı ürünlerden biri. O yüzden ben çalıştığım bir yani devamım benim hayatımda olan bir markanın etkinliğine gelmiş oldum. Bildiğim bir yere gelmiş oldum yani. En önemli bakım da temizlik herhalde değil mi? Aynen öyle. Yani hani kendi iç ve dış temizliğin en önemlisi. Kesinlikle öyle. Evet. Siz neler yapıyorsunuz şu an? Nasıl gidiyor? Ben neler yapıyorum? Çalıştığım markalarla anlaşmalarımı yeniledim. Onlarla devam ediyorum. Eylül'de çıkacak bir, zaten geçen sene yüzü olduğum bir spor markası vardı. Onun globalde de çalıştığı yüzlerden biri oldum. Onlarla beraber devam ediyorum. Kendi mağazam var Nişantaşı'nda. Hol Akademi diye onu bekliyorum sizi de oraya. Oraya gidip gelmeye devam ediyorum. Güzel bir koşturmanın içerisindeyim. Çok güzel. Bir ara sosyal medyada bir işte fotoğrafınız patladı. İşte kesin böyle öyle olmuştur. Kesin ara ara patlıyor fotoğraflar. Neden öyle bir şey oldu? Bir tanesi çalıştığım bir marka zaten. Diğerleri de benim satın aldığım. Herkesin de ulaşabildiği bir marka, belki telaffuz edemiyoruz diye şey yapmıyorum. Benim oradan yaz için seçtiklerimi paylaşmamı istediler ve en doğal ortamdan
Yani giyip nerede bakarsın? Ayna evin neresindeyse orada bakarsın şekli. Onların öyle bir gelişen bir projeydi. İstedikleri tepkiyi de aldılar zaten. Ben de her model gibi seçtiğim şeyleri tanıtmış oldum. Aslında yani benim gibi, benim muadilim ya da benim muadili olduğum bir sürü modelin yaptığı gibi çektim, paylaştım yani. Benim zaten işim bu. Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Hemen onu da sorayım. Gayet göründüğü gibi gidiyor. Gizli saklı bir şey olmadığı için devam eden bir ilişkim var. Aynen. Peki evlilik yakında düşünüyor musunuz? Yani o çok düşünmenin haricinde kendine gelişen organik bir durum ya, yani kader kısmet meselesi diye adlandırdığımız. O yüzden de gidişatında olan bir şey olduğunda zaten göreceksinizdir yani. Peki yaz için planlar neler? Hemen onu da soralım. Şimdi yaz başladı ama kış çekimleri başladı bizim iş sektöründe. O yüzden ben Temmuz'un ortasına kadar çalışıyorum burada. Sonra bir gidip geliyorum. Yine işler başlıyor. Minik bir ara olacak herhalde, bir 10 gün kadar. Nereye kaçacaksınız? İnan ki bilmiyorum. Bir galiba bir New York var. Okulumdan bir ayım kaldı. Onu bitirip geleceğim. Sonra da devam edeceğim işlere. Süper. New York'ta ne eğitimi alıyorsunuz? Sosyal medya ve danışmanlık üzerine. Şimdi de sizler için derlediğimiz haber turumuz geliyor ekranlarınıza. Bakalım hangi ünlümüz nerede ne yapmış? Yeni projemiz çıktı. Onunla ilgili bir toplantı yaptık. Kolyeniz çok dikkat çekiyor. Yıllardır, 10-12 senedir, yani 12 sene falan oldu takıyorum hep. Uğurlu kolyem bu. Hiçbir zaman çıkartmadım. Hep her zaman da bana uğur getirdi. Son rötuş şarkımız adı. Klibi de bugün yayınlandı. Gökçe Kırgız'la birlikte. Çok güzel oldu, çok içimize sindi. Yeni bir ekibimizin yeni bir projesi daha var. O da Yalçın Aşan, Nil Özal. Onlar da herhalde bir aya kadar çıkacaklar. O da çok güzel bir şarkı. Ben tekrar herhalde Ekim'de sürpriz bir proje var. Şimdi ismini söylemeyeyim. Çok güzel, kendisi güzel. Bence ben inanıyorum, sesi çok güzel, dinledim. Güzel bir proje olacak Ekim sonu. Beni dinleyenlere, dinlemeyenlere herkese çok selamlar. Almanya'ya özellikle, orada çok dinleyicimiz var, sevenimiz var. Selamlar. Güzel bir Ramazan ayı, sonra güzel bir bayram diliyorum tüm Avrupa'daki vatandaşlarımıza. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz? Biz de çok iyiyiz, çok iyi gördük sizi. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Herhalde bu yeni single'ın heyecanı mı diyelim? Yani tabii ki heyecanı var. Yani 4 ayı geçti ama hala böyle bir üzerimden atamadım o heyecanı. Şimdi ikinci single için çalışmalar var. Yani böyle sürekli bir heyecandır gidiyor ama güzel gidiyor. Süper. Remix'i çıkıyormuş Vurun. Evet. Şimdi remix'i çıkıyor ama remix'inden sonra beni asıl heyecanlandıran şey ikinci single çıkacak. Harıl Harıl Soner abiyle onu çalışıyoruz. Ben sürekli şarkı yolladım, ettim işte evde. Çünkü yani eve kapandım ben. İşim olmadığı sürece pek evden çıkmıyorum. Eve kapandım, beste yapıyorum. Beğendirdim Soner abiye sonunda bir tane. Zor mu beğeniyor Soner Sarıkabadır? Çok. Çok inceleyip sık dokuyor. Çok farklı düşünüyor. Böyle her alanda. İşte şu sözümü koysak, bunu mu değişsek, burada name mi olsa, aranjesi şöyle mi olsa, klip şu mu olsa, saçını mı uzatsan falan, yani böyle her şeyi düşünüyor. Sizi biraz daha yakından tanısın istiyoruz izleyenlerimiz. Kıbrıs'tan İstanbul'a bir anda böyle bir kararı verip gelmek zor olmuştur mutlaka ki. Ya öncelikle ailemi geride bıraktım diyeyim. En yakın arkadaşlarım, işim, ondan sonra yani sonuçta benim orada oturmuş bir düzenim vardı. Aynı zamanda da mimarsınız. Evet. Mimarlık yapıyordum. Bayağı şantiyede karar verdim. Vur single'ını çıkaracağım ben.
Orada da mesela şeyi beklerdim hep, saat hadi 5 olsun da eve gideyim. Hadi bugün erken bitsin şantiyede iş falan. Ama mesela müzikte stüdyoya girdiğimde 10 saati aşkın süre stüdyoda kaldığımda bile artık aranjör diyor. Yani sabah oldu hadi gidelim. Ben hala hayır kalalım edelim. Yani demek istediğim iş olarak görmüyorum aynı zamanda. Çok eğleniyorum. Büyük bir aşk, sevgi. O yüzden çok da zor olmadı aslında benim için karar vermek. Sadece böyle bir ateşlenmeye ihtiyacım vardı. Sonra burada Haluk Şentürk, Haluk abiye şarkıyı yolladım ben. Haluk abi dedi ki tamam bu olur bence. Öyle bir gaza geldim. Dedim ki çıkaracağım. Sonra işten ayrıldım. Sonra şantiyelerden buralara kadar geldik. Aynen, toz toprağın içinden. Ama güzel ya, yani çok mutluyum gerçekten. İyi ki de ya işi bırakmışım demeyeyim. Yani patronumu da çok seviyordum oradaki ama yani iyi ki başlamışım tekrardan müziğe. Soner Sarıkabadayı nasıl biri, nasıl yollarınız kesişti? Siz Soner Sarıkabadayı seçmişsiniz. Ya zaten ben Soner abiye hayrandım. Yaptığı işe, bestelerine, ondan sonra zekasına da, iş bazında bence gerçekten çok zeki bir insan. O yüzden çok da zor olmadı aslında karar vermek. Kafası çok farklı çalışıyor ve ben de bayağı besleniyorum Soner abiden açıkçası. Öncesinden bir basketbol, atletizm geçmişiniz var? Var. Ben milli atletizmciydim. Aynı zamanda basketbolcu. Aynı zamanda yüzücülük yaptım lisanslı. Yani sporun her alanında oldum diyebilirim. Babam Kıbrıs'ın en iyi futbolcularından biriydi. İlk 5 diye işte söylüyorlar babam için. En iyi orta saha diyorlar babam için. Sonra federasyon başkanlığı yaptı aynı zamanda. Daha sonradan siyasetle ilgileniyor şu anda. Annem milli voleybolcuydu. Voleybolla pek fazla ilgilenmedim ama yani en iyi alanım, en profesyonel olduğum alan atletizmdi benim. Sonra üniversiteye geldik. Mimarlık birazcık zor bir bölüm. Bırakmak zorunda kaldım ama yani spordan vazgeçemedim yine. Her gün böyle 1,5-2 saat fitness'e yöneldim. Şu anda günde 2,5-3 saat spor salonunda vakit geçiriyorum her gün. Aşk hayatı nasıl, bir de onu sorun. Ya aşk hayatı, aşk hayatı her şey güzeldi aslında ya. Yani maalesef bu işten dolayı o da raydan çıkıyor ister istemez. Bir de tabii ki burada değildi benim birlikte olduğum insan, Kıbrıs'taydı. İster istemez sıkıntılar oluyor. O yüzden şu an... Ayrıldık mı şu an? Yani öyle sayılabilir. Anladım. Bir küslük var galiba. Ya, var, var. Ya toparlanır mı, toparlanmaz mı bilmiyorum ama yani benim şu anda gerçekten önceliğim olması gereken öncelik işim. Çünkü başarılı olmak zorundayım. Bunun için uğraşıyorum. O yüzden aşk hayatını şimdilik bir kenara bıraktım. Bu arada konserler yaz için planlar neler? Ege tarafında olacağız. Onun dışında benim Kıbrıs'ta bayağı konserlerim olacak. Selim Bey aynı zamanda menajerim. Aynen. Aslında o daha iyi biliyor. Söylemiyor da pek. Böyle son böyle 10 gün kala falan işte. Gence 10 gün sonra da şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz diyor ama yazın yoğun geçecek, onu biliyorum. Konser haberlerini sevenlerimiz nereden alacak? Instagram hesabımdan zaten paylaşıyorum. Instagram'dan da takip etmek isteyenler çok basit. Genco Ecer. Beni takip edebilirler. Oradan zaten sürekli yazıyorum. Yıllık sanat hayatına kara tren, turnalara tutun da gel ve sarı kamış gibi dillere pelesenk olmuş birçok şarkı, türkü ve ilahi sığdıran kıymetli bestekar Özhan Eren, 35. Bestekarlık Yılı Hatırası albümünü hazırladı. Bakın bu değerli albümde Özhan Eren'e kim eşlik etti? Muhteşem bir albüm, 35 şarkılık, dolu dolu arşivlik bir albüm gelmiş. Neler söylemek istersiniz? Hakikaten dolu dolu bir albüm. Çok şükür, dolu dolu bir hayatım oldu. Detaylarını anlatsam, gerçekten renkli bir hayat. İşte askeri mühendislikle geçen yıllar, sahneler mühendislikle.
sanatla uğraşmaya, çalışmakla geçen yıllarım. Tarihle uğraştım, sinemayla uğraştım. Çok şükür bu açıdan Allah bana çok gönül zenginliği yaşadığım bir hayat lütfetti. İşte bunlar da o 35 yılda biriken şarkılar, türküler, ilahiler. Zara sağ olsun, bütün samimiyetimle söylüyorum ki gönlümün sesi oldu. Gönlümü insanlara duyurmak, aksettirmek, benim hikayemi insanlara nakletmek için inanın ben beste yapıyorken ne kadar hassas, ne kadar titiz, her bir kelimeyle, her bir heceyle, inanın abartmıyorum, her bir harfle nasıl uğraştıysam Zara'da Allah sizin annesin o kadar büyük bir samimiyetle, bütün gönlüyle aylarca stüdyoda bu projenin çok büyük bir taşıyıcısı oldu, nakledicisi oldu. 35 tane arşivlik şarkı var Özhan Bey. Tribütü albümler de bu ara meşhur. Ama siz 35'ini de Zara'ya okutmuşsunuz. Farklı farklı sanatçılara da okutabilirdiniz aslında. İşte biraz önce söylediğim gibi o daha popüler bir başlık gibi geliyor bana. Ona da saygı duyuyorum. Onun da ayrı hedefi var ama söylediğim gibi yani bu neticede bir tarifle de bir sergi gibi biraz aynı elden çıkması lazım. Aynı duygudan çıkması lazım. O zaman bir anlamı olacak çalışma, proje, hayat hikayem. Zara gibi bir anlatıcı bulmuşuz daha ne istiyoruz işte. Çok yoruldu. 35. Yordunuz mu çok? 35 beste. Hayır yani siz okumaya başlasanız şimdi akşamı bulur 35 tanesi. Bir de çok büyük hassasiyetle aylarca yazı var, kışı var. Sonbaharın sonunda başladık hakikaten aynen. Değil mi? Baharla beraber yaz gelirken bitti. Peki hazırlık süreci nasıl geçti hemen onu soralım. Vallahi önce şunu söylemek isterim. Özhan Bey'i bilen bilir ama bilmeyen genç arkadaşlarım için astronomiyi, fiziği, mühendisliği, haritayı, harita bilimi mezunu, yönetmeyi ve hatta filmleri de olduğu için yyönetmen olarak ve yapımcı olarak, yapımcı ve yönetmen, böyle bu kadar dolu, kendini yetiştirmiş, geliştirmiş bir insanın aslında biyografisi bir anlamda bu eserler, bu şarkılar. Bu kadar demlenmiş yüreğin türküleri, şarkıları, ilahileri o kadar demlenmiş çıkıyor. Gidip hepimizi gelip bam telimizden vurdu. Dolayısıyla böyle bir eserin içerisinde yer almak benim için bir onur. Kaldı ki ben bu eserleri sana emanet ediyorum demesi başka bir onur. Çıktıktan sonra bütün bunlardan memnun olması başka bir onur. Kendine alıcı bulması, işte yapımcı sevgili Polat Yağcı'nın devreye girmesi, siz değerli basın mensuplarının ilgi göstermesi bunlar çok değerli onurlar. Böyle insanlar kolay kolay gelmiyor, kolay kolay yetişmiyor. Onlara ahde vefayı sunmak, onların gönlünün kapısını aralamak çok ciddi bir huzur veriyor insana. Bir anda benim için bu muhteşem eserleri okumak, daha önce Orhan Hakalmaz'dan, Yavuz Bingöl'den dinlediğimiz ve çok sevdiğimiz bu eserleri okumak çok eğlenceli ve keyifli. Biraz önce de söyledim, ben hani yüzecek büyük denizler arıyorum. Şimdi şöyle bir şey var, Özhan Bey, bu şarkıları Zara Hanım'ın da dediği gibi birçok kişi aslında okudu. Onlar gücelmedi mi? Şiirdir, efendim bestedir, bunlar şairin, bestekarın kaleminden çıkana kadar onundur. Ondan sonra halkındır. Yani bizim ecdat nota yazmazmış, meşkle gider bu işler. Yani türkünün, şarkının, ilahinin sahibi olmaz. Yani bunun sahibi bestecisi de değildir. Bunu seslendiren insanlar da değildir. Bunun sahibi toprağımızdır, insanımızdır, medeniyetimizdir. Ben buna çok inanıyorum. Bu tek tek isimlerle olacak bir şey değildir. Bu işte müzik içinde onu söylüyoruz. Hani işte herkes sahip çıktığı zaman olur. O zaman da ya hiç tereddütsüz. Hiç tereddütsüz. Ha tabii ki bunu sunmak var. Bunu layıkıyla sunduğunuz zaman
İşte turnalara tutun da gelir, ben okuduğum zaman başka olur, Zara okuduğu zaman başka olur. Bu böyledir ama. Bir arkadaş bağlama çalar değil mi? Öbürü de çalar. Aynen. Yani bir azı bir bolulu aşçı yapar yemeğe, bir de işte biz yaparız evde. Şimdi bu, takdir etmek lazım. Yaşıyorken takdir etmek lazım. Bundan çekinmememiz lazım. Bizde bu çok var. Zamanında hakkını teslim etmemek bizim çok büyük ayıbımız, fakirliğimiz. Bunu yapmamak lazım. Geçen senenin şarkısı unutuyoruz ama bu şarkılar öyle değil. Bu piyasanın bu durumunu, bu şarkıların durumunu neye bağlıyorsunuz? Bir türkünün türkü olabilmesi için zamanda derinlik, mekanda yaygınlık ve üzerinden en az 20 sene, yani bir nesillik zamanın geçmesi, hala o türkünün söyleniyor olması lazım. Dolayısıyla onun için diyoruz ki biz bu kültürden, bu türkülerden, şarkılardan vazgeçmeyelim. Burada geçmişin izleri var, ecdadımızın izleri var diye boşuna söylemiyoruz. Bence bu sabun köpüğü gibi dediğiniz eserler de olmalı. Eğlenmeliyiz, eğleneceğimiz, oynayacağımız, güleceğimiz, halay çekeceğimiz eserler de olmalı. Ama bir yandan da bizi geliştiren, bizi yetiştiren, bizi yaşam içerisindeki statümüzü, duruşumuzu, olayları yorumlama şeklimizi, insanlara bakışımızı değiştiren hale getiren bu türkü ve şarkıları da dinlememiz gerekiyor. Sadece dinlemek yetmez. Onlardan anlamak için bence eğitim de alınması gerekiyor. Şimdi eskiden çok iyi okuyan sanatçılara ihtiyaç vardı ya, şimdi çok iyi anlayan dinleyicilere ihtiyacımız var. Biz iyiyi bilen, kaliteyi bilen dinleyicilerimizi biraz kaybettik. Bunların suçu onların değil, bizim. Çünkü onları tembelliğe alıştırdık. Onları gelin buradan siz de alın şu muhteşem eserlerin neler anlattığını anlayabilinden vazgeçip aman siz yorulmayın bakın tıkkıtı tıkkıt bunları verdik. Bu bizim suçumuz. Çünkü maalesef şu anki müziğin, şu anki ortamın insanlara verdiği şey kendi keyfine bak, bencil ol, senden başkası yok. O öyle yaptıysa sen 1000 tane vur. Bunu anlatıyoruz insanlara. Böyle evlattan ne hayır gelecek? Böyle anne babadan ne hayır gelecek? Böyle aşıktan ne hayır? Ne bekliyoruz ondan sonra? İnanın bunda müziğin payı çok büyük. Evet. Çok teşekkür ederiz. Gel yağmur ol gel, gel rüzgar ol gel. Bulutlar yoldaşın olsun, Allah'ım seni korusun. Yolun açık aydın olsun, turnalara tutun da gel. Kısacık bir reklam arası, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Tülin Şahin, Mehmet Özer'le boşanmalarının nedenini ilk kez açıkladı. Avrupa Birliği bakanlarımızdan baş müzakereci Sayın Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış'la keyifli sohbetimiz. Cemiyet hayatının önde gelen hanımlarından Beyhan Bağış'la moda üzerine. Deniz Seki'den tahliye sonrası ilk açıklama. Deniz Seki'nin son 24 saati nasıl geçti? Ünlü isimler bu hafta sosyal medya hesaplarında neler paylaştı? Ünlü simaların sosyal medya hesaplarını sizler için mercek altına aldık. Hepsi az sonra Magazin Karnavalı'nda. Dünya
Dünyanın ve Türkiye'nin birçok markasını kendi çatısı altında buluşturan Mümine markasının Mine Tozlu'nun ev sahipliğindeki davetine götürüyoruz sizi. Mümine markasının ikinci senesi bu sene. Bunu geleneksel hale getirdik. Geçen sene de aynı yerdeydik. Bu sene de aynı yerdeyiz. Biz Ramazan ayı olduğu için ve konseptimiz de Mümine olduğu için dualarla sezona başlamak istedik. Burada gördüğünüz bütün markaları Mümine çatısı altında toplayarak bütün bu anlamda marka severlerle buluşturuyoruz. Biraz muhafazakar kesim konusunda işte sorular geliyor. Biz muhafazakar kesimi ayrıştırmayıp aslında bütün herkese bütünleştirerek markaları herkese ulaştırmaya çalışıyoruz. Ulaşılabilir lüks dediğimiz o manada markaları daha ucuz ve ulaşılabilir hale getiriyoruz. Bu gece de bununla ilgili olan koleksiyonumuzu tanıtmak için herkese buraya davet ettik. Mutluyuz, sevinçliyiz. Çok güzel bir koleksiyon. İnşallah herkes için hayırlı olur. Koreografi de tabii çok özel bir koreografi. 100 look çıkacak. Bu 100 look'u hazırlayan, stylingini yapan Onur Hazar yine ekibimizden. Tabii çok önemli markaların kombinasyonları ve diğer styling elemanlarıyla birleşince muhteşem bir koleksiyon çıktı ortaya. Zaten seyrettiğinizde şaşıracaksınız. Epey sürprizlerle dolu. Tabii ki baş modelimiz Tülin Şahin de bize katıldı. 38 model, bunun 5'i erkek, 33'ü bayan ve hepsi Türkiye'nin en ünlü modelleri. En başta Tülin Şahin olmak üzere. Arkasından da güzel bir iftar yemeğimiz olacak. Dualarla gireceğiz. İnşallah iyi bir sezon bizi bekliyor. Fashion Art'a ve herkese teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz diyorum. Çok sağ olun. Neler söyleyeceğiz defileyle ilgili? Evet, defileyle ilgili siz söyleyin, izleyen sizdiniz. Güzel gayet miydi? Bizce keyifliydi gayet. O zaman güzel. Hepimiz adına, bütün meslektaşlarım adına o zaman güzel. Bu kaçıncı defile, kaçıncı defile şey sayabildiniz mi? Yok, sayamadım. Bilmem kaçıncı herhalde. Of, zor soru o zaman. Bilmem bir... Hala heyecan var mı daha da? Tabii ki. Yani sonuçta çünkü... Bini geçmiştir ya. Geçmiş midir? Geçmiştir.
Ben şeylerde kaldım, 400'lerde, 500'lerde ama bence de geçmiştir. Evet, yurt dışı, yurt içi doğru, vesaire. Evet, evet. Aynen doğru, çünkü... geçmiştir. Heyecan evet tabii ki oluyor. Sonuçta zaten olmazsa zaten hani bırakmanız gerekiyor sonuçta. Hepimiz için geçerli bu. İşimizi yaparken, bizi sonuçta hala kapıdan çıkarken yani sonuçta heyecanlanıyorsak o zaman demek ki hala tutkumuz var işimize karşı. Defile sonrası ama gayet şık bulduk sizi. Çok teşekkürler çünkü buradan... Ya, yaz... Özledik değil mi yazı artık? Yaz gelmiyor. Beraber. Yarın tekrar gelmiyor, hava soğuyormuş. Ondan sonra ama çünkü buradan sonra çünkü çekimlerimiz var. Öncesi de çekimlerimiz vardı. O yüzden biraz ekstra şıklık. Abi. Hemen söyleyelim. Yazın yazı bir plan var mı? Ara evet. Verecek misiniz? Çekimleri vesaire bir tatil kaçamak olacak mı? Şimdi şöyle Temmuz'da çünkü yurt dışında Fashion Week'ler oluyor. Onlara katılmam gerekiyor. Orada bir iki tane çıkacağım defile var. Öyle görünüyor Temmuz'da. Haziran, evet tatile gideceğim ama hani tatil genelde benim bir Marmaris'teyim. Orada siz yoksunuz. Bilmiyoruz, bu sene belki bir sürpriz olabilir diyelim biz de. Peki yani ayrıldığınızı biliyoruz evet. Öncelikle. Hayırlısı olsun diyelim. Sağ olun. Biz kendi adımıza çok size. Sağ olun. Hissediyorum zaten çok böyle kardeş gibi beni desteklediğinizi hissediyorum. Her zaman öyle. Sadece şunu merak ediyoruz. Birçok kişi birçok şey yazıyor. Ben şimdi telaffuz etmeyeyim ama hani bir sürü yazılan şey var. Sizden dinleyelim hani nedir işin doğrusu, özü vesaire en azından süreçle ilgili. Daha net bilgi almak adına söylüyorum bunu. Başından beri hiç konuşmadım. Konuşmayacağım da. Sonuçta hiç kimse sonuçta boşanmak için evlenmiyor. Tabii. Böyle olması gerekiyordu. Böyle oldu. Nasip böyleymiş, kısmet böyleymiş. İkimiz için de hayırlısı olsun yani. Ama böyle olması gerekiyordu hani. Yok, başka diyebileceğim bir şey yok. Yok, yazılanlarla ilgili yani bir açıklama var mı? Yani şöyle söyleyeyim. Mesela alkolle ilgili söylendi. Sizin çok yoğun olmanızla alakalı söylendi. Bebek bir ara söylendi. Hani çocuk değil onu söyleyeyim. Yani onu söyleyeyim. Diyorsunuz. Evet. Alkol var ama. Ben bir şey demiyorum. Bu kadar. Işık oyunları. Işık oyunları geldi. Öyle. Herhangi bir şey talep edilmedi o zaman mahkemede. Yok, zaten açıklama yaptık zaten ilk günde, pardon. Öyle yani. Hayırlısı olsun diyelim o zaman. Evet, hayırlısı olsun. Yani kısmet böyleymiş, ne yapalım. Efendim merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. İyi akşamlar, iyi Ramazanlar. Amin inşallah hepimize. Nasıl geçiyor Ramazan Egemen Bey hemen? Valla keyifli geçiyor. Ramazanın başında biraz günler uzun diye aslında tedirgindik. Ama işte ilk bir iki günden sonra... şeye girdi. Havalar da biraz serinleyince Allah biraz daha yardım ediyor sanki. Evet evet, havaların serinlenmesi de çok iyi oldu. İnsan vücudu da alışıyor. Aslında vücut için çok sağlıklı bir şey. Alışana kadar bir iki gün bir zorlanma oluyor. Ondan sonra kendi rutinine geçiyor. Kesinlikle öyle. Bugün de çok güzel bir defiledeyiz. Modayla aranız nasıl? Hemen onu soruyorum. Valla ben modayla çok aramın iyi olduğunu söyleyemem ama eşimi dinliyorum. Onun tavsiye ettiği kıyafetleri giyiyorum ve durumu idare ediyorum. Beyhan Hanım bayağı bir yardımcı oluyor galiba. Evet, patron bu konuda o. Estağfurullah. Çok şıksınız bu arada gerçekten. Beyhan Hanım sizin modayla aranız. Küçüklüğümden beri tabii çok ilgim var modaya. Bir kere Bursalıyım. Herhalde tekstil moda bir şekilde genlerime işlemiş. Tabii bu kadar başarılı tasarımcı arkadaşları tekstil ve moda endüstrisinin temsil edildiğini görünce de tabii ki çok çok mutlu oluyoruz. Biraz da siyasete girecek olursak Egemen Bey, şu anki durumları nasıl buluyorsunuz? Tabii Türkiye şöyle kısa vadeli bakıldığında sanki sorunlar varmış gibi gözüküyor ama uzun perspektifli baktığımız zaman yani 20 yıl evvelki, 30 yıl evvelki, 50 yıl evvelki Türkiye ile kıyasladığımız zaman bugün çok daha iyi bir noktadayız. Çok daha müreffehiz, çok daha huzurluyuz, çok daha özgürüz, çok daha zenginiz. Ama daha iyisini sağlamak için çok çalışmamız lazım. Milletçe çok çalışmamız lazım. Onu da yapıyoruz. Çalışkan bir milletimiz var. Azimli bir milletimiz var. Çok güzel bir coğrafyamız var. Dünyanın en güzel ülkelerinden birinde yaşıyoruz. Yeter ki birbirimizle uğraşmayı bırakalım. Birbirimizi olduğumuz gibi kabul edelim. Beraber ter dökelim. Türkiye inşallah dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getiririz. Cemiyet hayatından ünlü simamız kendi markalarını çıkartıp işte defile ve bir marka oluşturuyorlar. Siz de böyle bir şey düşünüyor musunuz?
Hayır, ben kendi adıma şu anda düşünmüyorum tekstil ve moda ile ilgili. Ama tabii ki tasarım ve endüstriyel tasarım anlamında benim zaten bir markam var. Evet, Anatoli olarak hem geleneksel bizim lokumluklarımız, şerbetliklerimiz, masaüstü objeler ve dekoratif objeler olarak yurt dışı fuarlara katılıyoruz ve çok şükür bir markam orada oluştu. Ama tabii tekstil benim hep gönlümde olan bir şey. Bir şekilde hani ileride tabii bir şey olur mu bilmiyorum ama şu anda yok. İşin ehillerine bırakıyorum onu. Peki yakın zamanda nerelerde olacaksınız? Sizin çok hassas ve duyarlı olduğunuzu biliyoruz sosyal sorumluluk projelerine. Teşekkürler. Tabii ki kadın girişimcilik bence çok önemli bir konu. Bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Hem eleman seçiminde olsun, hem işbirliği yaptığımız firmaların kadın girişimcilerin firmaları olması beni çok mutlu ediyor bu işbirliği anlamında. Çünkü bence kadın iradesi çok önemli bir şey. Kadın her zaman güçlü olmayabilir. Onun için ben çok kadının gücü diye çok fazla kullanmıyorum ama kadının iradesi, seçme özgürlüğü bence çok çok önemlidir. O irade, o muhakeme olduğu sürece de bence kadınlar çok duyarlı davranıyorlar, çok güzel markalar yaratıyorlar ve ülkemizin de yurt dışındaki bilinirliğinin, tanınırlığının ve prestijini arttırmak adına daha çok markanın, daha çok kadın girişimcimiz tarafından da yaratılmasını diliyorum. Kesinlikle öyle. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Egemen? Gerçekten güzel, huzurlu bir Ramazan geçirmeye çalışıyoruz. Allah ülkemizi, milletimizi korusun. Aynen. Şimdiden bütün izleyicilerimizin yaklaşan Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Ramazan bayramını da kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok. Uyuşturucu temin etmek suçundan tutuklanan ve 2014 yılında Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan ünlü sanatçı Deniz Seki tahliye oldu. İşte Deniz Seki'nin basınla ilk buluşması. Hoş geldiniz. Her şeyi unuttum. Ay. Çok uzun zaman oldu bu kadar kalabalığı bir arada görmeyeli. Heyecanımın kusuruna bakmayın, olur mu? Aslında bu bir basın toplantısı adı altında bir kavuşma toplantısı bence. Ben sizi çok özledim. Siz de beni özlediniz mi? Çok zor bir yolculuktu. Gerçekten çok zordu. Ama sizler benim sesim oldunuz, sözüm oldunuz. Elimi hiç bırakmadınız. Bütün sevenlerime, sizlere. Bütün yazılı ve görsel medyaya çok teşekkür ediyorum. Bütün sevenlerime çok teşekkür ediyorum. Deniz Seki Fan'a çok teşekkür ediyorum. Deniz Seki Fan Kulübü. Bana, benden dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel şeyler hazırladım ki sizlerle paylaşayım diye. Ama unuttum ve o kadar heyecanlandım ki. Hiç hak etmediğim, işlemediğim bir suçtan dolayı bana böyle bir ceza verdiler. Ben de 3 yıl 2 ay gibi bir süre biliyorsunuz ceza yattım. Çok ilginç bir deneyimdi. Çok ilginç bir hayat tecrübesiydi benim için. O kadar değişik hikayelerle karşılaştım. O kadar travmatik öyküler dinledim. O kadar farklı insanların kalbine dokundum ki. Aslında hayatta şükretmemiz gereken ne çok şey olduğuyla yüzleştim. Kendimin gücüyle yüzleştim. Kendimi daha iyi tanıdım. Ben gerçekten güçlü bir kadınmışım. Kendimde bir takım farkındalıklarım çoğaldı. Mesela orasıyla burası çok farklı. Orada küçücük şeye mutlu olup kocaman dertlere dağ gibi dururken burada
kocaman şeylere sahip olup küçücük şeyleri dert ediyoruz kendimize. Mesela bu çok önemli bir ayrıntı bence hayat adına, yaşantımıza edeceğimiz şükürler adına. Bu benim için çok önemli bir hayat deneyimiydi. Mutluluğa söz verdim çünkü benim milletim vicdanında beni akladı. O kadar güzel kucakladılar ki. Ben onlara mutluluk borçluyum ve mutluluğa söz vermek zorundayım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Söyleyecek çok şeyim var ama şöyle 2 saniye bakışmamız bile ne demek istediğimi anlatıyordur zannediyorum. Ama sizi çok özlemişim. O bir gerçek. Bu kadar işte. Bana kilo almış diyebilirsiniz. Yorgun gözüküyor diyebilirsiniz ki sizin için süslendim bugün. Çok teşekkür ederim. Ama ne olursunuz canımı yakmayın, olur mu? Çünkü yorgunum. Daha canımı acıtmayın. Teşekkür ederim. Daha nice güzel günlerde beraber görüşeceğiz. Size şarkılar söyleyeceğim. Şarkı söylemeyi çok özledim. Müziğimi çok özledim. Seyircimi çok özledim. Müzik zaten beni ayakta tuttu orada. Çok güzel şarkılar yazdım bu yolculukta, bu hikayemde. Onları en kısa zamanda konserlerimde paylaşacağız. Kalpten kalbe bir yolculuk yapacağız sizlerle. Bir yerlere gitmek istiyor musunuz? Hani Kaz Dağları dediler, başka yerler söylendi. Hani böyle birkaç gün en azından dinlenmek adına. Bir evime gitmek istiyorum önce. Evimi çok özledim. Bir köpeğim var biliyorsunuz benim, Haydut. Onu daha görmedim, onu çok özledim. Sonra düşünüyoruz bir yerlere gitmeyi. Sanırım ilk annenizin yanında. Annemi çok özlemişim. Benim annem, ben oradayken çok büyük ameliyatlar geçirdi. 2 beyin ameliyatı, bir de ayağından rahatsızlık geçirmişti, diz kapakları değişti. Ve ben yanında olamamıştım ve annem görüşlerime gelemiyordu bundan dolayı. Annemle karşılaşmamız çok dramatikti. Annemi çok özlemişim. Burada annem yanımda zaten, yukarıda. Öyle işte, annemin göğsünde annemle hasret gideriyorum. Bilmiyorum şu anda tam nereye gideceğim belli değil ama ülkemde olacağım. Şükür Kavuşturan'a adı altında bir single hazırladık. Bayram gibi inşallah sizlerle paylaşacağım. Ben de ilk defa single çıkarıyor olacağım. Hemen 2 şarkımı sizlerle paylaşmak istedim, sizleri çok özlediğim için. Single'ın adı da Şükür Kavuşturan'a. İlk konser ne zaman? 15 Temmuz'da Kıbrıs Savoy Otel'de. 5 Ağustos'ta Harbi Açık Hava Tiyatrosu'ndayız. Olacak. Zaten haberiniz olacak. Sizden gizli hiçbir şey yapamam, yapmam da. Yakın bir tarihte olacak ama tarihi belli değil. Ben de bilmiyorum şu anda. Teşekkür ederim. Sağ olun. Birçok kişi destek verdi mesela sanat camiasından. Orada da ziyaret ettiler sizi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bütün sanatçı dostlarımı kucaklıyorum. Ne kadar seviliyormuşum. Ve gerçekten benim çok dostum varmış. Şaşırtan insanlar oldu mu bu arada? Hayır, hayır, hayır. Hayır, yani, hayır, hayır. Mutlaka gelemeyenin de vardır hayatında onun oraya gelmesine engel bir şey. Yoksa gelmek istemiştir. Sevildiğimi biliyorum yani. İlk geceki partiden haberiniz var mı? Hayır. Parti gibi değil de şey, beni karşılama gibi. Ama çok çok ya, duygusaldı. Annem de oradaydı. Zaten annemle karşılaşmam çok dramatikti. Ne yaptım? Alice Harikalar Diyarında gibiydim. Yerde miyim, gökte miyim? Hala öyleyim, biliyor musunuz? Çok değişik. Herkes, sanki bütün evren benim için çalışıyor. Ağaçlar, çiçekler, böcekler, bütün insanlar ben mutlu olayım diye çırpınıyorlar ve ben çok şanslıyım ve çok teşekkür ediyorum. Uyuyamadım, biliyor musunuz? yadırgamadım ama mutluluktan tam uyuyamadım. Bir de ailen, herkes hep beraber bir arada. Çok değişik duygular, anlatamam. Söze dökemiyorum, dökmekte zorlanıyorum. Bilmem, hissediyorsunuzdur beni zaten herhalde. Orada birçok şarkı yazdım. Müziğim benim ayakta kalmama sebep oldu. Üretmek çok iyi geldi bana.
Bal saklıyor diye bir şarkı yazdım. Onu mu söyleyeyim? Öncesi çok önemli, sonrası için. Bir bakmışsın kış olmuş, baharlar gelmez niçin? Öncesi çok önemli, sonrası için. Bir bakmışsın kış olmuş, baharlar gelmez niçin? Sabır çizdim resmini, güneş yaptım, ay yaptım. Sakladım hep ismini, ben çiçeğim, sen bağsın. Peşinden koştuğum halde, burada günler geçmiyor. Dikeni battı halde, gül dikene küsmüyor. Seveni yaktı halde, kor oluyor, sönmüyor. Acıyı tattı halde, her çiçek bal saklıyor. Peşinden koştuğum halde, burada günler geçmiyor. Dikeni battı halde, gül dikene küsmüyor. Seveni yaktı halde, kor oluyor, sönmüyor. Acıyı tattı halde, her çiçek bal saklıyor. Bravo! Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Şimdi de Haberjet.com'dan aldığımız magazin gündeminin en çarpıcı başlıkları geliyor ekranlarınıza. Telefonda görüntülü olarak ailesiyle tanıştırdı. Adem'le arasında aşk yaşadığı dedikoduları ayyuka çıkan Sabriye, yaptığı son hamleyle aşk iddialarını biraz daha kuvvetlendirdi. Dünyaya yeni gelen yeğenini telefonda gören Sabriye, çığlık çığlığa Adem'in yanına çağırdı. Sabriye'nin ısrarlı çağrılarını reddetmeyen Adem, telefonda görüntülü olarak Sabriye'nin ailesiyle tanıştı. Antalya'da 8-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bir şov için ünlü top model Adriana Lima ilk olarak New York'tan İstanbul'a geldi. Burada bir saatlik bekleme yapan Lima Antalya'ya hareket etti. Üzerinde kırmızı kıyafet ve başında siyah şapkayla el sallayarak kameralar karşısına çıkan Lima'nın sempatik tavırları dikkat çekti. Adriana Lima 9 Haziran'da podyuma baş manken olarak çıkacak ve defilede 4 kıyafet sergileyecek. Lima özel hazırlanacak podyumda 50 mankenle yer alacak. Özel yaşantıları ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlüler dünyasının en renkli görüntüleriyle devam ediyoruz. Arda Turan sosyal medya hesabında paylaştığı bu kareyle 400 bin beğeni aldı. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit bu fotoğrafıyla takipçilerinin iltifat dolu yorumlarını aldı. Demet Akalın sosyal medya hesabında paylaştığı bu karenin altına Gülay'ımız iyi ki doğmuş notunu düştü. Deniz Seke tahliye sonrasında ailesiyle birlikte olduğu bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Meltem Miraloğlu Instagram hesabından paylaştığı bu kareyle hayranları tarafından iltifat yağmuruna tutuldu. Sosyal medya fenomeni Nusret paylaştığı bu kareyle yine takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Dop dolu bir magazin karnavalı programının sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte en özel ve en çarpıcı haber ve röportajlarımızla karşınızda olacağız. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle ve huzurla kalın.